Çerkeş Süt Birliği Başkanı Sinan Çil yanımızda. Sinan Bey, Süt Birliği'ni kısaca bir tanıyabilir miyiz sizden? Öncelikle hoş geldiniz diyorum Çerkeş'imize. Çerkeş, Atkacar, Kurşunlu. 3 ilçe ait Süt Birliği'miz. 4 tane çalışanımız var mevcut. Şu anda 12 ton günlük sütümüz var ve bunu 23 tane köyden topluyoruz. İyi bir tonaj mıdır? Ya Çerkeş için, süte alışkın olmayan bir bölge için iyi bir tonaj şu anda, evet. Evet. Yıllardır Süt Birliği var burada bildiğimiz kadarıyla. 2012 yılı kuruluş, evet. 2012 epey olmuş. Bugün Süt Birliği hak ettiği yerde midir Çerkeş'te? Bugün Süt Birliği hak ettiği yerde değil. Kesinlikle değil. Çünkü biz 13 Temmuz 2016 yılında devralmıştım ben burayı. O gün süt 1 lira iken bizim yaklaşık 2 milyon 350 bin lira gibi borcumuz vardı. 4 yılda falan bunu kapattık, sıfırladık şu anda. İşte yatırım amaçlı düşünmelere başladık yeni yeni. İşte bir tarım il müdürlüğü ile ortak projemiz var. İşte sılaj paketleme makinesi, mısır sılaj biçme makinesi, sıkmalı ot biçeri, pneumatik mibzer. Ortak projemiz var. Proje üretmemiz gereken dönemde borç ödemeyle uğraştığımız için işte yine de şükür halimize diyoruz şu anda. Evet, Sinan Çil ile röportajımız devam edecek. Ben geldiğimde kışın 500 litre sütümüz vardı. Şu anda 2,5 tona kadar çıkardık kış sütünü biz, evet şu anda. O da şeyden dolayı, yani bölgede olmaz demelerine rağmen ben mısır ektirdim burada. Belli bir arkadaş çevremize, bir zoraki gibi de diyelim, hadi ekiyoruz dedik, ektik. İlk sene 700 dönüm mısır ektik. Bize olmaz burada, biz işte ektik, mısır burada yetişmiyor demelerine rağmen çok farklı bir sürü tohum firmasını çağırdım. Oradaki ziraat mühendisi arkadaşlarla, diğer Amasya'dan, Kastamonu'dan, işte 3-4 tane farklı bölgeden üretici çağırdım. Buraya iklim olarak buraya yakın bölgelerden. İşte burada mısır olacak mı olmayacak mı onun tespitini devlet baraj yapmış ve yıllardır atıl hiçbir işe yaramıyordu bölgede. Hiçbir işe yaramıyordu. Bir tane daha sulama tabancası kurup da veya İşte damlama sulama kurup da tarlasını sulayan yoktu bölgede, hiç yoktu. İşte bunu başlattık, bu bizim projemizdi. Şükürler olsun, ilk sene, üçüncü senesini bu sene ektik. İlk sene 700 dönüm ektik, çok harika. Firmalar drone kaldırdı tarlalarımızda, bizim video çektiler mısırlarımızın. Çok güzel sonuçlar aldık. Benim ilk hedefim şu, yani belki bu üreticimle alakalı tam bir hedef olmayabilir. Kendimize ait bir binamız ve depomuz olmak zorunda. Belki ilerleyen zamanlarda kendi üretimimizi kendimiz yapabiliriz. Kendi tereyağımızı, peynirimizi, ayranımızı, yoğurdumuzu, belki bunu üretmek için bir imkanımız olur. Onun için ilk önce yapmamız gereken kendimize ait bir şeyimizin, üretimhanemizin ya da depomuzun, ilk başlangıçta depo diye bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Benim şu anda ilk aklımdaki hedefim benim bu var şu anda. Bakın, genç nüfusu bu köyden uzaklaştırıyor. Nereye ne yapacağım diyor. Ev yapacak, bizim ev yapacak yerimiz yok, biliyor musunuz? Hani köydeyiz biz, ev yapacak yeriniz yok. Şimdi vatandaş, genç, yetişen genç nesil, ben evi nereye yapacağım diyor, ahırı nereye yapacağım diyor. Bizim sürekli sağlayabilmemiz için işte vatandaş dışarıdan baktığında köy, bizim köyde yaşayan vatandaşın, hayvancılık, tarım da dahil, tarım biraz daha buna göre hafif ama hayvancılık, özellikle hayvancının her türünü yapan, düğün olmaz. Bayram olmaz, cenazesi olmaz, eğlencesi olmaz, tatili olmaz. 7-24 görev başında olmak zorunda. Köyde olduğum sürece her gece saat 11-12'de ben ahırımı gidip gezmek, kontrol etmek zorundayım. Hayvan dolaşmış mı, takılmış mı, hasta, rahatsız olan var mı diye. Tatil olmayan, bu kadar fedakarlığın yapıldığı bir sektörün, yani bence devlet tarafından cazibesinin artırılması gerekiyor. Bu da ancak bu dediğim şekilde olabilir. Onun haricinde verilen destekleme ve teşviklerin benim gözümde, nezdimde birçoğu boşa gidiyor. Yani hangi ürünü hangi alanda verirseniz verin, şart koyacak, benim dediğim sistem uygulanacak. Nedir bu? Eğitim verilecek, gençler, genç nesil tespit edecek, yapmak isteyenler tespit edecek. Bunun eğitimi tamamlanılacak, ona destek verilecek, ondan üretim istenilecek. O üretim ondan verilmezse bütün şeyini alacaksınız elinden, başka yetiştiğiniz elemanı vereceksiniz. Süt fiyatının yem fiyatı karşılığında ezdirilmesi ve birçok bizim buzağı ve süt veren hayvanımızın kesime gitmesi sonucunda bugün et fiyatları buralara gelmiştir. Yani bunu kimse üreticiye bağlamasın. Yani üreticinin burada, ben söyleyeyim, yani 100 tane hata varsa üreticide bir tanesi yok bu hata. Direkt tespitimdeyse onu söylüyorum yani burada. Beni maliyetlerim altında üretime zorlarsanız
bugün eti bu fiyata yersiniz. Yani bunun başka bir açıklaması yok yani bunun. Şimdi Afganlar bugün sınır dışı edilsin, o eti kimse yiyemez, açık konuşuyor. Yani parası olan da yiyemez. Çünkü niye? Bu işi yapabilecek insan gücümüz de yok bizim. Bunu karşılama imkanımız hiç yok. Yani emin olun Afganlar sınır dışı edildiği andan itibaren hayvan sayımız azalmaya başlayacaktır. Yani sorgusuz sualsiz. Çerkeş peynirimiz vardır. Kendi bu bölgeye, özellikle bu bölgeye kendi sütümüzü işleyerek ürün halinde pazarlamak. Benim şu anda en büyük hayalim bu. Tabii bunun için gerekli şartlar, zemin hazırlamadan ben pek hani şahsım adına, ben pek öyle bir işe karım böyle girmeyi seven bir yapım yoktur. Hedefimizde şu anda ilk bu var. Kayseri'ye bağlı Akkışla Gömürgen mahallesindeyiz. Gömürgen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sedat Eraslan. Sedat Eraslan yanımızda. Sedat Bey kooperatif olarak aynı zamanda bu mandırayı da çalıştırıyor. Bu mandırada neler oluyor Sedat Başkanım? Şu andaki üretimlerimizde kaşar ve tereyağı üretiyoruz ve de güzelce sütle süt ürünleriyle telem olarak çalışma yapıyoruz. Yani buradan oraya sifon mal gidiyor. Yani burada şu anda 11 ton gibi süt işliyoruz. Sütte iddialı mısınız? Sütte iddialı olmasak güzelce süt ve süt ürünleri bizim buraya gelip de bizimle böyle bir anlaşma yapıp burada bir yatırım yapmaz. Evet. Yani fason imalat söz evet, konusu. Evet, aynen öyle. Güzelce ve süt ürünleriyle yaklaşık bir 20 yıllık bir anlaşmamız var. İnşallah 20 yılı sürdüreceğiz. Güzelce Süt Ürünleri Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Başaran da yanımızda. Evet. Mehmet Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Bu fason üretimi bu kooperatif ortaklığıyla devam ettiriyorsunuz. Evet. Sedat Bey'in söylediği gibi 20 yıllık falan bir anlaşmamız var. Bize fason ürün yapıyorlar. Şu anda burada tereyağı ve kaşar yapıyoruz. Sütün diğer kalan bölümünü teleme yapıyoruz. Yani peynirin hamuru teleme dediğimiz. Gönen'deki mandıramıza gönderiyoruz. Orada ürüne çevriliyor. Bölgenin sütlerinden oldukça memnunuz. Kalitesi yüksek. Burada kalıcı olmak istiyoruz. Kök salmak istiyoruz buraya. Daha büyük yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. İnşallah hedeflerimiz büyük. O hedeflerimize de yürümeye devam ediyoruz. Çiftçimiz kazanıyorsa, üretici kazanıyorsa bizim için en büyük iş o. Yani yeter ki üretici kazansın. Üreticinin ayakta durması lazım ki bizim gibi işte kooperatifler, işte birliklerdir ayakta duracak. Küçük yerlerde diyeyim, ilçelerde diyeyim, hayvancılıkla çiftçilik yani ekim işleri, takıl işleri birbirini destekler. Yani o olmazsa hayvancılığı destek yapamayız. Yani şimdi ben örnek veriyorum, fabrika yeminin %50'sini fabrika yeminden alıyorsam, yedireceğimin %50'sini kendimden alıyorum. O beni ayakta tutuyor. Balıkesir Gönel ilçesinin Keçeler köyünde günlük 35-40 ton işleyen bir mandıramız var. Burada üretime 4-5 yıl, 5 yıldır falan devam ediyoruz. Merkezimiz İstanbul'da, dağıtım merkezimiz, depomuz İstanbul'da. Trakya, Batı Karadeniz ve Marmara bölgesine yaklaşık 870 noktaya ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Bu ürünlerdeki farkımız, biz burada kooperatife kesinlikle ürünlere hiçbir katkı yaptırmıyoruz. Katkılı ürün istemiyoruz. Koruyucu dahi kullandırmıyoruz. Sadece ve sadece sütten yapılıyor. Burada çalışan arkadaşlarımız buradan, bu bölgenin insanları zaten. Arkadaşlar da biliyorlar. Biz hiçbir şekilde süte zerre kadar bir katkı, kimyasal, koruyucu vesaire ilave etmiyoruz. Biz burada sütleri en yüksek değerinde alıyoruz. Parasını ödüyoruz, alıyoruz derken. Müstahsilden düzgün süt vermesini, kooperatife düzgün süt vermesini istedik.
Bunun için en yüksek fiyattan almaya başladık. Sütlerin pH değerleri her geçen gün biraz daha yukarıya çıkıyor. Dolayısıyla üretime burada yarı üretim yapıyoruz dersek, yapılıyor dersek daha doğru olur. Şu anda bizim talebimiz doğrultusunda kooperatif tereyağı ve kaşar peyniri burada yapıyor. Emsallerine göre fiyatlarımız oldukça uygun. Yani ben burada tabii marka adı zikretmem çok doğru olmaz. Ama marka olmuş ürünlerin yanında bizim kalitemiz, iddia ediyorum, onlardan daha kaliteli ürünlerimiz. İnsanlara kaliteli, düzgün, sağlıklı süt ürünleri sunmayı hedefliyoruz. Yani bu çizgimizden de inşallah dönmeyi düşünmüyoruz. Hangi makinalara sahip? Kooperatif şu anda başta kepçe, en büyük şekilde, güçlü bir şekilde kepçesi var. Söküm makinesi var, altılı. İki tane yükleme, temizleme makinesi var. Artı otobüsü var iki tane. Bir tane transit, bu araçların ardında gezip kaynağını, muynağını arazide jeneratörü, mülatörü, bütün her türlü ekipmanı olarak aracı var, 90 tane tırı var. Eksik araç var mı efendim, alınmak istenen bir araç söz konusu? Yok, bir tane binek aracı var. Tabii ki biz istiyoruz ki binek aracının daha güzel olsun. Araçlarımızı tamamen sıfırlayalım. Makinelerimizi her iki yılda bir daha modelleştirelim. Bu şekilde de uğraşıyoruz. Çiftçinin yanında olmaya devam ediyoruz. Kooperatif demek bence çiftçi demek. Hı. Yani çiftçinin yanında olan bir şey. Niye? Hububatını, arpasını, buğdayını, bütün çiftçinin tamamını taşıyan kooperatifler yani kamyonlar, tırlar taşıdığı için yani ilk başta taban kooperatifler çiftçinin yanında. Artı pancarı, artı mercimeğe, nohudu, her neyse ne kadar tarımdan gelen ürünler varsa tamamını kooperatifler her türlü kendini kanıtlamış, taşımasını mükemmel bir şekilde, sağlam bir şekilde yapan bir güvence var. Bugün çiftçide de bir güvence var. Evet. Diyor ki ben kooperatif taşısam malımı hiç sıkıntım olmaz. Malıma da bir şey gelmez. Çiftçi de elbette ki kooperatifi tercih ediyor bu konuda. Ondan yana da biz de gurur duyuyoruz. Bu sene araçlarımızın %40'ını şu anda hemen hemen değiştirdik. Değiştiriyoruz da, hızla değiştiriyoruz. Bundan da çok memnunum. Sadece sıkıntımız araç bulamıyoruz. Yani araca şimdi arkadaşlar diyor ki ya işte ben sıfır araba alacağım, gidiyor, arıyor, bulamıyor. İşte diyor, bizim orada tek şey yaptığımız şu, devlet eliyle veya devlet kanalıyla, devlet şey altında verilirse daha iyi. Kooperatifler olsun, kamyoncular olsun, 12 yılın şeysinde şu anda altın çağını yaşıyor. Bir bu gerçek yani. Çok güzel oldu. Ha, aşırı bir de şey yok. Biz onu da istemiyoruz. Bir şey değil mi? Aşırı böyle bir kazanç da istemiyoruz. Eskiden biraz daha sıkıntılıydı. Ama şu anda çok şükür iyi. Yani herhalde araç bir yere gidip geldiğinde zarar etmiyor. Kazanıyoruz. Çok şükür. Pandemiden sonra Türkiye'de nakliyeciler çok güzel oldu. Kazanıyoruz da. Araçları da değiştirebiliyoruz da. Yani dediğimiz imkanlara çok şükür artık ulaşmak üzereyiz. Buradan kamyonu zaten çıkıyor. 500 kilo, 1000 kilometre yol gidiyor şoför. Gece gündüz demiyor. Oraya varıyor. Aynen buyurduğumuz gibi. Oradaki bir güvenlik. Git aracı şuraya koy. İşte sabah şöyle biçilip, yani bu da şoförün gücüne gidiyor, zoruna gidiyor. Çünkü adam burada 20 saat, 15 saat uykusuz kalıyor. Malını sağ selamet teslim etmek için canını ortaya koyuyor. Ama oraya vardığı zaman şoförün hiçbir kıymeti olmuyor.
haddiye haddiye fabrikalarda içeride çoğu fabrikanın %90 fabrikalarında şoförlere yemek bile verilmiyor, çay bile verilmiyor. Biz senin malını taşıyoruz. Ha, gecemizi gündüzümüzü katıp malını kapına getiriyoruz. Orada isterse yani bir hormet, o buyur başka kaptan hoş geldin. Bir çayımızı kahvemizi isterse oradaki şoför çok mutlu olur. O 20 saat yol gittiği de hiç aklın ucuna bile gelmez. Fabrika bizi ne kadar fazla desteklerse biz de fabrikalara o kadar verimli oluruz. Bak bu çelik silo. Allah yaptırandan da Allah razı olsun, yapandan da Allah razı olsun. Hem bize bir güç kattı, hem de devlete bir güç kattı. Bugün 50 bin ton arpa, buğday Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerine sevk ettik. Arazi aldığımız kadar şimdi araziye yöneldik. Arazi almak istiyoruz. Hangi amaçla? Hangi amaçla? Şimdi gelecekte artık toprak çok kıymetli bir şey oldu. Yatırım amaçlı. İşte çelik silo olan yanından, Sarıolan'dan böyle daha verimli olan yerlerden. Çünkü toprak ölmez bir şeydir. Yarın 10 sene, 20 sene sonra burası dağıldığını farz et. Burada onar, 20'şer dekar üye başına bir tarla olsa belki babasından düşmez o tarla. Allah razı olsun, bak bana bu operatörden 10 dekar yer düştü derse herkes mutlu olur. Devletimizden istediğimiz şu, şimdi bunlar bu iş yapılırken biraz geçmişe bakması gerekiyor. Yani geçmişe bakarak kabelgesi araçların, yani ticari araçların kabelgesinin verilirken böyle bir şeye bakılmasını istiyoruz biz. Çünkü herhangi bir çalışan bir arkadaş bir yerden emekli oluyor, hemen gidiyor bir aracı alıyor, ben de varım bu işte diyor. Biz bunlara istemiyoruz. Bizim tek rekabet yapamadığımız lojistik bunlar işte. Çünkü yurt dışına çalıştıkları için Türkiye'ye vergi ödemiyorlar. Ama bizler her kıpırdadığımız halde devlete her türlü, bundan da gurur duyuyor, biz vergi vermekten gurur duyan bir insanlar. Ama onlarla rekabet edemiyoruz o zaman. Onlar mazotu bizden çok çok düşük alıyorlar. Yurt dışından kendi araçlarından aldıkları mazotla yurt içinde yük taşımaya kalkıyorlar. Biz bunlarla rekabet edemiyoruz o zaman. Biz istiyoruz ki C2 aldıysa yurt dışına çalışıyorsa yurt dışına çalışsın. Diğer yurt içindeki araçlar kendi Türkiye'nin içinde çalışsın. Mazotu lojistik firmaları aynen deniz taşımacılığı gibi lojistik firmaları da bildiğim kadar onları alıyor. Ama kooperatifler alamıyor. Biz şimdi istiyoruz ki Türkiye'de bütün kooperatifler birliği olarak aynı şey kooperatiflere de yapılsın. Çiftçilere de yapılsın. Biz böyle bir şey istiyoruz, böyle bir şey düşünüyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'na da beraber 12 kooperatif başkanlarımız gittik. Yollarımızdan çok memnunuz. Allah razı olsun devletimizden. Sadece istasyonlarımız yok. İlden kalkıp da bir ile gidene kadar arada herhangi bir tavonun dolduğu yerde veya aracın arıza yaptığı yerde arabamızı, aracımızı güvenli bir yere koyup böyle bir istasyonlarımız yok. Biz böyle bir istasyonlar istedik. Belli noktalara konarsa biz de oraya kadar ulaşıp araçlarımızı sağlam bir şekilde oraya koruruz. Oradan devam ederiz. Arızalarsa yaptırırız. Tako doluyorsa orada yatarız. Saati gelince gideriz. Onlar da dedi ki inşallah böyle biz de bir düşünüyoruz. Biz de böyle bir şeyler yapacağız dediler. Vallahi inşallah uğraşıyorlar. Kırıkkale Kamyoncular Kooperatifi'ndeyiz. Kooperatif Başkanımız Emrah Kılıçay'la birlikteyiz. Kısaca başkanım kooperatif bir tanıyabilir miyiz? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Kooperatifimiz 1970 yılından beri var. Çok eski bir kuruluş. Türkiye'de de adını her yere duyurmuş bir kurumdur. 300'e aşkın bir ortaklarımız var. Ortak var. Evet. Kaç araçla hizmet veriyoruz? Hepsi faal midir? 400-500 arası. Evet. Hangi sektörler başkanım? Sektör olarak nelere hitap ediyorsunuz? Sektör olarak makine kimyada olsun, hurdalığında olsun,
Daha sonra deprem bölgelerinde şu anda ağırlıklı çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde araç veriyoruz, yani her yerinde varız biz Kırıkkale Kooperatif olarak. Kırıkkale'de de tek kooperatif. Tüpraş'a da hizmet veriyoruz. Tabii ki. Kırıkkale'de tek kooperatifsiniz. Kırıkkale'de tek kooperatifiz. Kooperatifimiz hak ettiği yerde ama nakliye sektörü olarak bazı sıkıntılarımız var. Bu yeni tavograflara uyacağımız yeterli park alanlarımız yok. Hani yeni sisteme ayak uyduracak şeyde değil Türkiye. Tonaj uygulanması güzel bir şey aslında, bizler için de iyi bir şey. Uygulanıyor tabii ki her yerde. Sigortalardan, kaskolardan şikayetçiyiz. Çok aşırı derecede yüksek fiyatlar. Yaptıran kamyoncu esnafım. Böyle şikayetlerimiz var. Sonra plaka, bir minibüsçünün, bir taksicinin plakası var. Emekli olduğu zaman satıyor. Bunu herhangi işte geçimini sağlıyor. Biz bıraktığımız zaman sadece kamyonumuzu satıp çekiliyoruz keşeye. Herhangi bir devredebileceğimiz plaka olsun, belge olsun yok. Alırken paralı bu. Dünyanın parasını veriyoruz, bu K1 belgemiz var, alıyoruz. İşi bıraktığın gibi siliniyor. Herhangi bir para almıyoruz buradan. Plaka tahsisi yok bizde. Bu işe mesela bir polis memuru, bir banka memuru emekli olduğu zaman hemen kolayca gelip bir tır alabiliyor. Bir şoföre verip çalıştırabiliyor. O yüzden de araba çoğalıyor. Tabii ki işimiz de düşüyor ona göre. Ama bir dolmuş gibi, bir ticari taksi gibi plakamız para etse herkesin gücü yetmez. Araba da bu kadar çoğalmaz Türkiye'de. Şu anda sıfır araç alacak olsan sıra var yani. Bayilerde alamıyorsun. 3 sene, 4 sene sıra var. Çünkü herkesin yapabileceği kolaylıkla bir meslek. Müzik 3 aylık bir hizmetimiz var. 3 ayda da çok şey yaptık. Kaybettiğimiz fabrikalarımız vardı. Onları ayağımızın tozuyla tekrar kazandırdık kooperatifimize. Şu anda da çok güzel işlerimiz var. Arabalarımız faal çalışıyor. Ha, ilerideki hayalleriniz nedir diye sorarsanız illaki var. Örneğin bir benzinlik, kendi benzinliğimiz olsun, kendi akaryakıtımızı kendimiz verelim üyelerimize. Ondan sonra daha sonra peşin nakliye çok önemli bir şey yani kamyoncuya. Peşin parasını verirsen rahat rahat gidip gelir kamyoncu esnafı. Hayallerimiz bunlar. Yollarımız, otobanlarımız illaki biraz pahalı olmasına pahalı ama çok güzel hizmetler, çok memnunuz. Allah razı olsun yapanlardan. Buradan örneğin Adapazarı'ndan giriyorsun, Çanakkale'ye kadar kimseyi görmeden, hiçbir trafiğe takılmadan gidebiliyorsun. Çok güzel hizmetler, tüneller olsun, köprüler olsun. Ama birazcık pahalı yani, fiyatlarda biraz daha indirim olursa mutlu oluruz. Olmasa da yine de memnunuz yani yollarımızdan, çok güzel. Arazimiz kendimizin ama eskiden arabalar ufaktı, sığıyorduk. Şu anda park sorunlarımız var biraz. Sığmıyoruz yani arsamıza. İlla ki hani bize bir yer gösterilirse memnun oluruz yani, belediyenin bileceği bir yer olursa iyi olur, kötü olmaz. Pandemi döneminden bu tarafa işlerimiz güzel yani. Ama Allah için de kamyoncu esnafı her zaman devletinin yanında olmuştur bu zamana kadar. Pandemi de olsun, deprem de olsun. Her zaman devletimizin yanında ilk koşanlar bizler oluyoruz. Bütün bu Türkiye'nin yükü sırtımızdan geçiyor. Eskiden kamyoncu esnafı ne aç kalıyordu ne de tok kalıyordu, sürünüyordu. Şu anda bir 3 senedir yerimiz var yani memlekette, biliniyoruz. İlla ki bu depremlerde, pandemilerde hep öne çıktığımızdan biliniyor yani böyle bir esnafın olduğunu herkes görüyor. Türkiye genelinde taşımacılıkta iddialıyız illa ki. Taşırız, her şeyi taşırız. Denizin ortasından yükümüzü de buluruz. Nakliye işi bizim işimiz. Taşırız Allah'ın izniyle.
Kırıkkale Kamyoncular Kooperatifindeyiz. Kırıkkale'nin Esnaf Odaları Birliği Başkanı Osman Ceveci var. Osman Bey, kooperatifimiz adına aynı zamanda da Kırıkkale esnafı adına birkaç söz alalım sizden. Evet, öncelikle hoş geldiniz ilimize. Kırıkkale Esnaf Kefaret Kooperatifi, aynı zamanda Esnaf Odaları Birlik Başkanlığı'nı yapıyorum. Esnaf Kefaret Kooperatifimize bağlı 3200 tane üyemiz var. 3200 üyemiz her meslek grubundan oluşuyor. Ve hepsinin tüm taleplerini, kredi taleplerini değerlendiriyoruz ve karşılıyoruz. Yine Kamyoncular Kooperatifimizde de aynı. Gerek başkanımız, gerek yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, hepsi yıllardır tanıdığımız, sürekli istişare ettiğimiz arkadaşlardan oluşuyor. Efendim, kamyoncu esnafımız kamyonu alacağı zaman, değiştireceği zaman bankayı mı tercih ediyor, sizleri mi tercih ediyor? Öncelikle bizi değerlendiriyorlar, müracaat ediyorlar kamyoncu esnafımıza. Sıfır araç alacağı zaman 1,5 milyonla kredi veriyoruz. Bu yetmiyorsa üzerine kendi katkılarını veya başka bankadan yine kredi kullanaraktan ya da öz sermayesini koyaraktan bu işi çözmeye çalışıyor. Ama esnafın önceliği Esnaf Kefalet Kooperatifi. Bizler de kooperatif başkanı ve yönetimdeki arkadaşlarla beraber onların sıkıntılarını en asgariye indiriyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Lojistik firmaları bizim nakliyelerimizi düşürüyorlar. Onlar şoför çalıştırdıkları için arabalar hiç boş durdurmazlar. Git gel devamlı sarır gider. Onlar yatırmazlar arabaları. Ama bizimkiler öyle değil. Benim üyem geliyor burada bir hafta sıra bekliyor. Ama lojistikler öyle değil. Kendi işleri yapar. Adam almış 100 tane şoför çalıştırıyor. 150 tane arabası olanlar var. Onlar ihalelerle işler alıyorlar. Devamlı çalıştırıyorlar. Aidatlarını öderlerse kooperatiflere, kamyoncu, kooperatif ayakta kalır. Aidatlarını ödemezlerse kooperatif ayakta kalmaz. Ben geldim burada, hepsini şu gördüğünün hepsini ben yaptırdım burada. 5 yılın içinde. Bina vardı, binamız vardı ama makinemiz olsun, kantarımız olsun, kepçemiz olsun, hepsini bizim yönetimimizde aldık biz bunları. Arabalarımız olsun, dışarıdaki araçlar kooperatife aittir hepsi. Allah izin verirse depo yaptıracağız buraya. Tahil için de yaptıracağız. Ambar yani kiraya vermek için de gelen tüccarlar oluyor dışarıdan gelen. Dışarıdan gelen bazı nakliyeci arkadaşlarımız piyasalarımızı düşürüyorlar. Yani bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Hani Ulaştırma Bakanlığı'nın buna bir el atmasını istiyoruz. Ne yapılabilir? Atıyorum Çukurova'daki bir nakliyeci gelip bizim bölgemize şimdiki bu sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyorlar. Hani buraya gelen yabancı kamyonları buna teşvik ediyorlar, yönlendiriyorlar ve bunun sevkiyatını gerçekleştiriyorlar. Yani burada nakliyelerimizi düşürüyorlar. Buna bir el atılmasını istiyoruz. Şoförümüzün para kazanması için piyasamızın nakliyeleri düşük olmaması lazım. Nakliyeler düşük olduğu zaman adam ne yapıyor? 8 saat ileceğine bugün buradan çıkıyor, atıyorum Van'a, ertesi gün varmaya çalışıyor yani bir gün sonra. Diğer türlü adam para kazansa, götüreceği yükten 5 lira değil de 10 lira kalsa 2 günde gider. Saatine de uygular. Şehir içindeki hızını da kontrol eder. Yani her şeye dikkat ederekten gider. Bu kazaların da önüne geçmiş oluruz yani. Bir başımız yok. Derdimizi kime anlatacağımızı bilemiyoruz. Öyle söyleyeyim. Derdimizi anlatacak bir kişi bulamıyoruz karşımızda. Şu anda yok öyle bir kişi. Aslı temizlik hizmetlerini tanımadan Cevat Kumaş'ı bir tanıyabilir miyiz? Cevat Kumaş kimdir? Yani çeşitli iş görevlerinde bulunduk, çeşitli firmalarda bulunduk, kendi işlerimizde bulunduk. Sonra yıllar sonra
Aslı Temizlik şirketini kurduk. 2010 yılında şirketimiz kuruldu. Çeşitli bölgelerde işte okullar, villalar, ne bileyim yani fuar alanları her yerde hizmet sunuyoruz. Hı hı. Gerek yurt içinde her yere gidebiliyoruz. 2010 yılından beri bu sektörde hizmet veriyorsunuz ve kaç kişilik bir ekipmanla, ekiple hizmet veriyorsunuz? Ekip şöyle söyleyeyim, işin durumuna göre bazen 100 kişi de olabiliyor, bazen 20 kişi ama totalde 15 kişiyle devamlı iş yapabiliyoruz, çalışabiliyoruz. İşte fabrika temizlikleri olduğu zaman 100 kişiye çıkarabiliyoruz, okul temizlikleri olduğu zaman yine öyle, fuar temizliklerinde 20-25 kişi devam edebiliyoruz. Eleman sıkıntısı yaşıyor musunuz? Eleman sıkıntısı çok yaşıyoruz. Yani kalifeli eleman bulabiliyor musunuz? Bulamıyoruz. Kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Ve elemanlarınıza temizlik sektöründe nasıl hizmet verileceğine dair seminerler düzenliyor musunuz? Eğitimler veriyor musunuz? Ya daha o şeye kimse, hiçbir temizlik firması gelemedi. Yani seminere vermesine, yani kendi yetiştirmesine, yetiştirdiğin eleman tam yetiştiriyorsun. Temizlik deyip geçmemek lazım. Tam yetiştiriyorsun, diyorsun ki tamam bu insan evet 10 numara yetiştirdi, ben bunu her yere yönlendirebilirim diyorsun. Sen tam eğitimi alıyor, işi öğreniyor, işi öğrendikten sonra gidiyor başkasına. Yani bu sektörde eleman sıkıntısı çok büyük. Bugün bulduğumuz elemanı yarın çalıştıramıyoruz. Neden? Kaynaklı. Şimdi eleman SSK istemiyor. SSK istemediği zaman da biz çalıştıramıyoruz. Eleman sigortalı çalışmayı neden istemiyor? Ya devletten yardım aldığı için istemiyor. Bir gün sigorta daha yaparsan benim ödeneklerim kesiliyor. Peki bu elemanlar devletten ne yardım alıyor ki sigorta istemiyorlar? Elektrik, doğalgaz, gıda, yani bu tip şeyler alıyorlarmış. Yani kimisini evi bile boşaltıp hani eşyam yok deyip eşya bile alıyorlarmış. Burada büyük bir sıkıntı var o çok zaman. Çok büyük sıkıntı. Buradan peki devlete seslenelim mi? Bir denetim yapılsın mı? Kesinlikle. Bazen mesela işler olmuyor. Bizim yani mevsimsel olaraktan yazın herkes tatilde oluyor, işte ne bileyim bu tür şeyler olduğu için de biz de şimdi nasip olursa 6. aydan sonra yurt dışı çalışmalarımız başlayacak. Yurt dışına gideceğiz. Hollanda, Almanya, işte bu tür yerlerde fuar sektörleri var. Hı hı. Fuar sektörlerine gideceğiz. Fuar sektöründe çalışacağız yine stand temizlikleriyle alakalı. Hı. Evraklarımızı falan hazır ettik nasip olursa. Elemanları da siz götüreceksiniz buradan yoksa oradan mı eleman oradan alacaksınız? Buradan gitmesi çok pahalıya geliyor. Biz Aslı Temizlik Hizmetleri'ni markalaşmak adına Türkiye genelinde görebilecek miyiz? Şubeler verebilecek misiniz? Verecek misiniz? Temsilcilikler verebilecek. Çünkü yurt dışına açılıyoruz dediniz. Türkiye içinde evet, bayilikler vermeyi düşünüyoruz, şubeler açmayı düşünüyoruz. Mesela örneğin bir iki ay içinde Tekirdağ tarafına şubemiz açılacak. Yani o tarafta da çünkü yoğun istek var fabrikalardan. Oraya şubemiz açılacak. Ondan sonra sırayla yakın bölgelerden başlayıp doğuya kadar gideceğiz. Devletten beklentileriniz nelerdir? Devlet yanımızda olsun, yani başımızda olsun, bizi kollasın. Sahip çıksın. Yani biz onu istiyoruz devletimizden. Bize imkanlar sunsun. Mesela %18 KDV değil de %5'lere, %10'lara, %1'lere. Ya bu tür açıdan biz onları istiyoruz.